Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Popcorn battaniyem bitti. Onun yapılışını da sizden paylaşmak istiyorum. Şöyle bir kenar örgüsü de yaptım. Çok hafif bir kenar oyası olsun istedim. Çünkü örnek ağır, kendini gösteren bir örnek. Onun önüne geçmesini istemiyorum. Battaniyem bayağı büyük oldu. Şöyle arkadaşlar, renklerim de çok uyumlu oldu. Çok uçuk bir pembe ile taş pembe beraber. Şimdi arkadaşlar, boyunu 90 santim olmasını istiyorsanız şu trabzanlardan 170 tane yapmanız gerekiyor. Alt sırada şöyle 170 tane olunca 90 santim oluyor. Ben artırmak isterseniz, ondan biraz daha büyük olmasını istiyorsanız üzerine 4-4 artırabilirsiniz. Ya da eksik olmasını istiyorsanız 4 eksik 4 eksik yapabilirsiniz. Ben 170 yaptım altının trabzanını. Siz artık nasıl istiyorsanız zincirinizi de o şekilde çekebilirsiniz. Ben şimdi yapılışını beraberce yapalım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle kenara çekeyim şeyimi. İpim böyle bebe ipi, çok güzel yumuşacık bebe ipi. Tığım da 3 numara tığıyla yaptım ve çok yumuşacık oldu. Sizin artık daha ince, daha kalın ipiniz olursa tığınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim bebe ipi yünüm. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Ben küçük bir tane yapacağım. 4 ve 4'ün katlarını yaparsanız olur ama 170'ten tam ideal bir battaniye oluyor, 170 trabzan yaparsanız. Ben şöyle ufak bir tane yapıp sizinle beraberce örelim. Bunun çok yapılışları var, çok arkadaş paylaşıyor. Ben de kendime göre daha kolayını, daha düzgününü yapmak istedim. Onun için kendi yaptığım örneği sizinle paylaşıyorum. Şöyle arkadaşlar, her bir zincirimize bir tane trabzan yapalım. Şöyle başından 3 tane bıraktım, battım. Her bir zincirimin içine bir tane trabzan yapalım. Alt sıramız bu şekilde. Örnek çünkü arka taraftan kurulacak. Ön tarafımızı böyle bir sıra trabzan geçiyoruz. Başlarından da birer tane bırakırsanız, şöyle birer birer yapalım arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ben 16 tane yapacağım alt sırayı. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim, döndüm. Çünkü arka taraftan kurulacak şeyimiz, örneğimiz. O yüzden bir tane zincir çekip döndüm. İlk trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Bu 3 arkadaşlar. 3 tane trabzan yaptım. Başını doladım. Yanındaki trabzana şöyle batıp çektim. Bu şekilde. Beş tane dolduruyoruz arkadaşlar. Beş tane doldurduktan sonra hepsini bir çektim. Kapatmıyorum. Yanındaki trabzan tepesine bir tane sık iğne yaptım. Bu bir sık iğnem. 2, 3 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar yapıyoruz. Başını doladım. Yanındaki sık iğneye, trabzana bastım. Üç.
4, 5. Hepsini bir topladım. Hemen yanındaki sık iğneye bu şekilde batıyoruz arkadaşlar. Popkornlarımız böyle. Tomurcuk da deniyor buna. Nasıl isterseniz. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bu ikinci sık iğnem. Bu 3. Başını donadım yine aynı. İki. Üç. Dört. Beş. Beşini bir çektim. Hemen yanına kapatmadan çekiyor. Hemen şu sonundakine, sondan bir öncekine bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Sonda bir tane çünkü sık iğnemiz kalması gerekiyor. Pardon, 5 çektim. Hemen şu zincirimizin tepesine de bir tane sık iğnemizi yapalım. O da bir tarafta 3 oluyor, bir tarafı bir seferinde öyle, bir seferinde öyle oluyor. Şimdi döndük, 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Döndüm. Hemen şu yanındakini bırakıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Direkt şu popkorn arkasındaki yere batıyorum. Şu aradaki 3 tane sık iğnemize batıyoruz. Pardon. Şu 3 tane sık iğnelerimizin tepesine birer tane trabzan. Köşede de var. Sonra şurada şuraya battım. Hemen yanındaki 3 tane sık iğneye battım. Bu şekilde sıra boyunca gidiyoruz. İsterseniz iki sıra yaparsınız. İsterseniz benim gibi 3 yaparsınız. Renkli tek renk yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ondan sonra şimdi 3 tane yaptım. Hemen şurada popkornun içini bir tane yapıyorum sık iğne. Şey, trabzan. Sık iğnelerin tepesine birer tane. Bu şekilde bir sıra boyunca trabzanımıza gidiyoruz. Bir üst sırayla beraber yapalım arkadaşlar. En son geldik. En sonumuzu sık iğnenin tepesine battım. Kenar böyle çok düzgün oluyor. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi tekrar popkornlar yapacağız. Şimdi burada buraya yapmıştık. Şimdi buraya yapacağız. Tam orta 3 tane sık iğnemiz var. Tam ortadaki sık iğneye denk gelecek. Öyle olunca ilk baştakini boş sık iğne yaptım. İkinciye popkorn yapıyorum. Tam ortaya denk gelecek. Yaptım arkadaşlar. Battım şeyime. Hemen yanına şu 1. Bu 2. Bu 3. Böyle yapınca tam ortaya denk geliyor. Şu 3 tanenin tam ortasına. Aralar hep 3 sık iğne olacak. 1 2 3 4 5. Evet, topladım. Hemen yanındakine battım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Öyle olunca popkornlarımız üst üste gelmiyor, aralara geliyor. Aralara gelecek. Arada bir kontrol edin arkadaşlar. İlmek arkadan kurulduğu için ön tarafta nasıl görüldüğünü arada bakın. Bazen kaydırabiliyor insan fark etmeden. O yüzden ilmeklerinizin sayısını şaşırmayın. Örnek bozulur yoksa. Ve 3 tane mesela 4 çekmiş olsan hemen kayıyor bu tarafa. 3 yapmış, 4 yapmış olsaydım şu 1.
Şimdi şurada bir tane vardı. Şimdi 3 tane sık iğnemiz oldu. Bu bir sık iğne. Bir seferinde 3, bir seferinde 1, 2. Bir de şu zincirimize batıyoruz. Sık iğne olarak 3 tane sık iğnem oldu. Arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyordur zannedersem. Aynı şekilde üst sırayı da trabzan geçiyoruz. Öyle böyle battaniyemizi tamamlıyoruz. Arkadaşlar, İnşallah anlatabilmişimdir. Eğer benim söylemediğim ya da sizin orada anlamadığınız bir şey olursa lütfen şeylerime yazın. Tekrar dönüş yapıp yaparım size. Bu şekilde duruyor. Popcornlarımız çok yumuşak. Çok güzel oldu. Bu battaniyeyi çok beğeniyorum ben. Her ne renk yapılırsa yapılsın çok yakışıyor. Özellikle beyazlarda pamuk gibi böyle de şey oluyor. Yumuşacık duruyor beyazlarda. Rengarenk de çok güzel oluyor. Tek renk de yapabilirsiniz. İki iki de yapabilirsiniz. Çok şık. Su dalgası şeklinde renkler de yapabilirsiniz. Her şeye çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız, yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.